Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı, önümüzdeki yıl kendimize ait uçak alacağız demiş, yangın uçağı alacağız demiş. Kendimize ait deyince insanlar telaşlanmışlardır, 13 tanenin üstüne kendine bir daha mı uçak alacak diye. Ondan bahsetmiyor Recep Tayyip Erdoğan. Kendisinin 13 tane uçağı var ama Türkiye Cumhuriyeti'nin hiç yangın uçağı yok, ondan bahsediyor Recep Tayyip Erdoğan. Yani 20 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne yangın uçağı alacakmış. Hektarlarca ormanlarımız yandı. 20 yılda kendisi bunu hiç akıl edemedi. Canlılarımız yok oldu. Şehitler verdik. Şimdi orman yangınlarının söndürülmesi yıl için önümüzdeki yıl planına bir uçak almayı koymuş. Kendisini tebrik ediyoruz. Devlet işte tam böyle bir akılla yönetilir. Öngörü sahibi olmak tam da işte budur. Ormanlarımız yangınları en kısa sürede, ormanlarımızdaki yangınlara en kısa sürede müdahale ettik demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yalan söylüyor arkadaşlar. Ben Marmaris'teydim. Bodrum'daki, Milas'taki orman yangınlarına ilk 3 günde havadan destek hemen hemen hiç yok ve yetersizdi. Daha önceden böyle bir tedbir alınmamıştı. Yangın uçağı yoktu oralarda. Önceden elde edilmiş bir istihbarat da yoktu. Ordumuzun gücü ve birikiminden de faydalanılmadı. Tam bir beceriksizlik ve aciziyet vardı. Yalan vardı. Gerçekleri kapamaya yönelik gayret vardı. Kibir vardı. Bunların hepsi vardı ama yangın uçakları yoktu. İHA'lar sayesinde demiş Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı, ilk müdahaleyi 12 dakikaya indirdik demiş. Yalan söylüyor. Madem İHA'lar sayesinde gerçekten yangınların yerini tespit edebiliyorsunuz, neden İHA'ları ve dronları kullanıp da yangını ilk dakikalarda tespit edip, oralarda gezdirip, yangınları ilk dakikalarda tespit edip, derhal Türk Hava Kurumu'nun bakımını yaptırdığınız uçaklarla oralara müdahale etme becerisini gösteremediniz. Çünkü böyle bir şeyi yapmayı aklınızdan bile geçirmediniz. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarıyla ilgili AKP Genel Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Türk Hava Kurumu'nu suçlamış hem de Cumhuriyet Halk Partisi'yi suçlamış. Adam 20 yıldan beri iktidar, yapılanlardan ve olan bütün felaketlerin sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi. Kendisi pür pak. Bu devletin sorumlusu, bu iktidarın başındaki kendisi değil. Ama bakın, kendi atadığı kayyum, onunla ilgili şöyle diyor. Cenap Aşçı diyor ki bu uçaklar 2018 yılına kadar yangınlarda kullanıldı diyor. Senin kayyumun söylüyor. Daha sonra senin kayyum başkanın diyor ki Orman Bakanlığı 2019 yılına kadar da bu uçaklardan faydalandı fakat daha sonra devre dışı çıkartıldık diyor. Kim devre dışı çıkarttı sevgili arkadaşlar? Orman Genel Müdürlüğü. Orman Genel Müdürlüğü neden ve nasıl devre dışı bıraktı Türk Hava Kurumu uçaklarını? Şöyle, Türk Hava Kurumu uçaklarının kapasitesi 4.9 ton. Şimdi ihale açacak. Birilerini ihale dışında bırakmak istiyorsa Orman Genel Müdürlüğü ne yapması gerekiyor? İhalenin şartnamesine 5 ton uçak, 5 ton su alabilen uçaklar diye yazması gerekiyor. Böylece minik bir farkla Türk Hava Kurumu devre dışı bırakılıyor. Sizin aklınızı seveyim. Bu ülkeye yazıklar olsun, bu ülkeye yaptıklarınız ve bu ülkeye çektirdiğiniz çilelerden dolayı sizlere yazıklar olsun. Ne yaptınız arkasından? Gittiniz Rusya'dan uçak kiraladınız. Kiraladığınız uçak, Rusya'dan kiraladığınız uçağın sadece çok az bir miktarıyla, evet çok az bir miktarıyla Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını tamir edebilirdiniz ve tamir ettiğiniz uçaklarla Türk Hava Kurumu'nun en az 6 tane uçağı olurdu ve bu yangınlara müdahale edilmiş olurdu.
Ama siz bunu yapmadınız. Neden yapmadınız? Rusya'ya faydalanmak için yapmadınız. Peki Rusya'dan S-400'leri alsanız, yangın uçaklarını milyonlarca dolara kiralayıp da alsanız dahi, Rusya size dostluk mu yapacak? Hayır, size güvenmiyor. İtibarınız yok. Sizinle dalga geçiyor Rusya. Neden mi? Söyleyeyim çok açık. Devletler dış politikada kendi ülkelerinin çıkarlarına uygun hareket ederler. Ama sen bunu bilmiyorsun Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü sen kendi ülkenin çıkarlarına değil, başka ülkelerin çıkarlarına hizmet etmek için aklını, zamanını harcıyorsun. Demiş ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu dış politikadan ne anlar demiş. Ben önce Tayyip Erdoğan dış politikadan ne anlar size söyleyeyim. Amerikan başkanı ile oturdu, birlikte anlaşma yaptılar. Arap Baharı diye bir istila başlattılar. Bu savaşın Amerikan emperyalizmle birlikte olan eş başkanının adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani sen Müslümanlardan yana olmadın Recep Tayyip Erdoğan. Sen komşularından yana olmadın. Sen kimden yana oldun? Amerika'dan yana oldun. Amerikan emperyalizminden yana oldun. İşte senin dış politikan budur. O savaşta 3.750.000 Müslüman şehit edildi. Katledildi. Sen ne yaptın? Amerikan askerlerini tebrik ettin. İşte senin dış politikan tam da budur. Sen bütün komşularınla dış politikada sıfır sorunla yola çıkacağız dedin. Ne yaptın? Bütün komşularınla düşman hale geldin. Suriye sınırının güvenliğiyle ilgili. Askerlerini Suriye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'mizin askerlerini Suriye'ye gönderdin. Askerlerimiz çember içerisinde kaldı. Şehitler verdik. Sorumlusuyla ilgili ne yaptın Recep Tayyip Erdoğan? 33 askerimizin sorumluları ile ilgili ne yaptın? Sesini dahi çıkartamadın. Ne yaptın biliyor musun? Onların ayaklarına gittin, önünü ilikledin, seni kapılarında dakikalarca beklettiler. İşte senin dış politikadan anladığın budur. Yunan adaları Lozan Antlaşması'yla silahsız hale getirildiydi. Yunan adalarına Ege adaları Lozan Antlaşması'yla silahsız hale getirildiydi. Ege adalarını Yunan adalarına çevirtirdin. Yunan generalleri adalara çıktılar, oradan Türkiye'ye meydan okudular. Peki Türkiye Cumhuriyeti lideri olarak sen ne yaptın Cumhurbaşkanı? Hiç sesini çıkartmadın. İşte senin dış politika anlayışın budur. Sen dış politikadan anlarsın ya Recep Tayyip Erdoğan. Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Senin birlikte hareket ettiğin dostun Trump var ya, dış politikayla ilgili sana aptal olma dedi. Sen o aptal olma diye yazdığı mektubu cebine koydun, onun yanına gittin, sesini çıkartmadan onun talimatlarını dinledin. İşte senin dış politikadan anladığın tam da budur Recep Tayyip Erdoğan. ABD tarihinde hiçbir ABD başkanı Trump'la Ermeni soykırımıyla ilgili Ermeni soykırımıdır demedi. Ama Biden seni aradı. Seni aradıktan sonra 3-4 dakika yaptığı konuşmada ben soykırım diyeceğim, sesini çıkartma dedi. Sen Biden soykırım dedikten sonra yanına gittin. Çok şükür bana bu soruyu sormadılar dedin. Ve böylece tarihe kara bir leke olarak geçtin. İşte senin anladığın budur Recep Tayyip Erdoğan. Sen orman yangınları çıktığı zaman orman yangınlarını anlatan, orman yangınlarını düzgün bir haber olarak sunan ama gerçek haberler olarak sunan, senin RTÜK kanalıyla yandaş olmayan televizyonlarına ve haber kanallarına ceza yağdırdın. Şimdi bu RTÜK Recep Tayyip Üst Kurulu haline dönüştü. Sen orada sadece kendi söylediklerini emrederek basın kuruluşlarına sansür uygulamaya çalışıyorsun.
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sansür anayasamızda yasaktır. Ama sen anayasayı tanımazsın ya, işine gelince anayasa dersin, gelmeyince demezsin. İşte burada da tam bunu yapıyorsun. RTÜK'ü kendi emir erlerin gibi kullanıp ceza yağdırıyorsun. Neden? Çünkü senin beceriksizliğini, senin acizliğini, iktidarının acizliğini yayınladıkları için. Sen Fahrettin Altun'u bu konuda iletişimin başına getirdin. İletişimin başına gelen Fahrettin Altun, iletişimi sosyal kirlilikten kurtulmak, bilgi kirliliğinden kurtarmak, Türkiye'deki iletişimin düzgün çalışmasını sağlamak, düzgün bir anlayışla iletişimin hem sosyal medyada hem de diğer kanallarında Türkiye'deki gerçekleri bilgi kirliliğinden arındırarak kamuoyuyla buluşturmak üzere görev yapması gerekirken, senin Fahrettin Altun'un senin emir erliğini yapıp sadece senin gerçeklerini, halkın gerçeklerini değil, senin söylediğin gerçekleri Türkiye Cumhuriyeti'ne dayatmaya çalışıyor. Bunu da iletişim kanallarıyla yapmaya çalışıyor. Ama burada da o kadar beceriksiz ki onu da eline yüzüne bulaştırıyor. Kamu işçileriyle ilgili imza atıldı. Memurlarla ilgili imza atılacak. Kamu işçilerine ilk 6 ay içerisinde %12, ikinci 6 ay içerisinde %5 enflasyon fark zammı yapıldı. Enflasyon zammı gerçekleri %30'larda. Ama TÜİK'in enflasyon oranı %18.9. Bir tek şey yap Recep Tayyip Erdoğan. Tek bir şey yap. Önüne aldığın maaşı koy. Kendin devlet imkanlarından nasıl yararlanıyorsun? Al önüne koy. Saraylarını, imkanlarını, maaşlarını, o bizim bilmediğimiz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bildiği servetleri hepsini önüne koy. Bunların hepsi sana itibar sağlıyor derken milletin gözünün içine baka baka senin millete reva gördüğün o verdiğin zammı da önüne koy. Senin vicdanın hiç sızlamıyorsa, yüreğinde en ufak bir kıpırtı yoksa artık Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmana da gerek yoktur. Bu yoksulluğa mahkum ettiğin, açlığa mahkum ettiğin işçi, emekli, esnafı, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlarını yönetmeyi derhal bırak, derhal ön seçime git. Hepinize saygılar sunuyorum. Sorusu olan var mı? Yok, teşekkür ederim.